Hemoroid tartışalım şimdi de isterseniz. Hemoroid nedir? Tedavi yöntemleri mevcut mu? Evet, hemoroid maalesef çok kötü bir rahatsızlık. Evet. İnsanların %70'inde hemoroid var ama hiç kimse hemoroidim var demez. Utanır, çekinirler. Aslında utanılacak bir durum yok. Herkesin başında olabilir, rahatsız olabilir, hemoroid rahatsızlığı olabilir. Şimdi makatın son kısmı, 3-4 santimlik kısmın çok yoğun bir kas var, kapatıcı. Yani Evet. makatı anüs tutan, anüste çember olan gibi olan kısmı çok yoğun bir kan dolaşımı var. Çok yoğun bir kılcal kan dolaşımı var. Damarlarda yalama, daralma, sertleşme olmuşsa ne olur? Artık buradaki kas sığmaz. Bir kısmı dışarı çıkmaya başlar. Memeler oluşmaya başlar. İşte bunu da evre evre iç memesi dışarı çıkıyor da içeri girmiyorsa evresi farklıdır vesaire vesaire. Yani o konulara girmeyelim. Evet. İkinci bir adı da Basur, değil Evet, mi? Basur. Şimdi bununla ilgili çoban çantası otu dünyada en etkili bitki. Ama Japonya'da Profesör Doktor Takaki, Profesör Doktor Kora'da çoban çantası otuyla yapmış oldukları araştırmada hemoroidi önleyici özelliklere sahip olduğunu belgelemişlerdir. Klinik araştırması yapmışlar. Çoban çantası otu her türlü iç kanamayı önleyicidir. Sadece hemoroid değil. Ülseratif kolitten dolayı kanama veya mide kanaması veya bayanlarda çok yoğun adet görme nedeniyle kanama, hatta burun kanamasına dahi etkilidir. Alman asıllı iki profesör doktor da Wiesenau ve Neumann da yapmış olduk araştırmada çoban çantası otunun birleşiminde bir polipeptit bulmuşlardır. Polipeptitin her türlü kanamayı önlediği ve hemoroidi çok kısa sürede iyileştirdiği. Sadece hemoroid değil, hemoroidin yanında fistülü de iyileştirir. Yani makatta oluşan rahatsızlıkları veya iltihap varsa. Çoban çantası da çok mükemmel bir bitki. Bizim de bununla ilgili çok güzel bir çalışmamız var. Birleşiminde 19 çeşidinin bitkinin ekstraktı ama otu değil. Bazıları alıyorlar otu, bitkiyi, değirmende öğütüyor, kapsül yapıyor, hap yapıyor, damla yapıyor vesaire. Olmaz. Çünkü bitkinin birleşimindeki etken madde nedir? %2'dir, %3'tür, %5'tir. Siz bunun otunu değirmende çeker, bitkinin tozundan kapsül yaparsanız, damlatıcı yaparsanız etkisi de %5 olur. Neden yapmak gerekir? Bitkisel gıda takviyelerini bitkinin damıtılarak elde edilen ekstresinden, ekstrakt. Yani %100 etkili olabilmesi için. Türkiye'de maalesef bütün bu tür bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların %99'u 50 kuruşa mal ediyor, 150 liraya satıyor. Maliyet açısından bakıyorlar hep, insan sağlığı açısından bakmıyorlar. İnşallah yakında onlar da İnşallah. Birazcık insafa gelirler.